lan. Ay ay ay. Oh my god. Selamlar millet. Ben Orhan Tümerkan. Ne oldu? İnanmayacaksınız. Paralar öyle gitti paralar. Şimdi size neler göstereceğim. Bir yandan çok mutluyum. Bir yandan o kadar paralarım gitti ki ağlayasım var. Ah 30 milyar verdik, artezyen kazdırdık. Sonra bibiğimizi gördük. Şu motoru şuraya bir park ettirim. Hadi kaç para? Dur lan. Hadi. Selamünaleyküm. Selamlar tekrardan. Bugün sevgili dostlar, bir yandan çok mutluyum, bir yandan çok acıklıyım. Ne bileyim, oldu mu her şey üst üste geliyor. Her şey sıkıntılaşıyor. Morallerim bozuluyor, canım sıkılıyor, psikolojim bozuluyor. Garip şeyler hissediyorum. Bugün sevgili dostlar, bahçeyi şöyle bir görün. Bakın, kapanla şu kapı, sende kapanmıyor. Sinirlerim bozuldu bakın. Bak şu an artezyanın bulunduğu bölgedeyiz. Ha burada demir memir çıkrık mıkrık vinç miç kurmuş adamlar. Arkadaşlar tam tamına 30 bin lira civarında para vermiştim artezyan kazdır. 30 bin lira civarında. Aa şu gözlükleri bir çıkarayım. 2 dakika soyunayım. Psikolojim bozuldu ya. Kızım benim selamünaleyküm. Selamünaleyküm üzümüm, selamünaleyküm. Ne yapıyorsun benim güzel kızım? Güzel kızım benim, güzel kızım. Hani! Bunu da çıkartalım. Ah bunu da çıkartalım. Çantayı da koyduruverelim. Kızım benim ne yapıyorsun bakayım sen? Bugün sevgili dostlar, nedense her şey arka arkaya geldi. Her şey. Çok acıklı bir haberim var. Şimdi bu acıklı haberi bir geçelim siz de hemen bir görün. Maalesef ki bizim kuzumuz hastalandı. Kuzu hastalandıktan sonra öldü arkadaşlar. İshal olmuş. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Veterinere götürdük. Veteriner dedi bol bol yine süt emzireceksin. Ne bileyim nasıl bir veterinerse, bilinçli mi bilinçsizmiş. Hayvan zaten ishal olmuş. Annesinin sütü yağlı. Bol bol süt içirilir mi? Başka veterinere gidiyorum. O diyor bol bol diyor şey sütü içir diyor. Başka yağsız süt içir diyor. Başka veterinere gidiyorum. O diyor bana anasının sütünü bol bol içir diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Abi götürdük. Biberon falan aldım. Şimdi hepsini göstereceğim o videoların. Emzirmeye çalıştık biberonla. Ondan sonra aldık annesinin yanından. Başka bir yere koyduk. Orada bakımlarını yaptık. İlaçlarını verdik. Şey yaptık. Ivır zıvır. Maalesef ki bizim yavru kuzumuz yaşayamadı. Hayatı tutunamadı arkadaşlar. Öldü. Onu gömdük. Onun en son size şimdi bakın. Yayına geçeceğim. Bir yayında bir görün bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kuzumuz ishal oldu. Ölmemesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Vallahi veterinere götürdük. Veteriner dedi bol bol süt içir. Valla içirdik, ishal oldu devamlı. Sıça sıça yapacak bir şey yok, öldü hayvan. Yani ziyan oldu güzelim hayvan. Yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Şimdi tekrardan ne yapacağız baba? Kızışacak mı hayvanlar bir daha? Çiftleştireceğiz mi ya da yavru mu alacağız? Bilmiyorum, bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ya çiftleştireceğiz ya da bir tane yavru alacağız. Bakacağız duruma göre arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce ne gömelim, dezenfekte edelim ortalığı. Evet gördünüz arkadaşlar, arka kısmı komple dışkı olmuş durumda ishalden dolayı. Yağlı bir ishal oldu, hayvan öldü, onu gömdük. Nasip değilmiş. Ondan sonra bizim burada çoban Süle vardı. Selamünaleyküm Süle dayı dedik. Elinde dedik 300-400 doğuran kuzun var mı? Adam dedi sakın dedi kuzu alma dedi. Ona dedi bol bol arpayı buğdayı, ondan sonra gerekli şeyleri daya. Bir ay, bir buçuk ay sonra tekrardan dedi, bir buçuk ay sonra tekrardan kızışacak dedi. Bir buçuk ay bağla, tekrardan hamile kalacak dedi. Şimdi o ayrı bir yere bağlandı sevgili dostlar. Öyle oldu. Şimdi bakın, talihsizlikler burada başlıyor. Kuzu öldükten sonra motorun sigortası geldi. 600 lira motorun sigortası. Ondan sonra ya bu kadar talihsiz ola cürüm gezmiş şey var. Abdestimizle geziyoruz. O bitti. Ha, geçen sene artezyan kazdırmıştım. 30 bin liraya arkadaşlar. Artezyan bir anda tıkandı. Bir anda kesildi su. Hayvanlar var aşağıda. Olmaz. Su olmazsa yapamayız. Artezyancıyı çağırdık. Geldi bizim dayı, artezyancı dayı. Adam dedi içeride dedi boru bükülmüş, kırılmış, heyelan olmuş, ıvır zıvır. Ha şimdi bugün de gelip kompresör falan basacaklar. Altını temizleyecekler. 85 metre aşağı indik çünkü. Şimdi arkadaşlar onu da yapacaklar. Oradan da 1 milyar para alsalar hadi oraya da gitti. Yine talihsizlikler, yine talihsizlikler. Ne yapacaksın şans? Ya, sağlık olsun ne diyelim arkadaşlar. Her şeyin ucu sağlık. Sağlığımız, hayatımız oldukça yapamayacağımız bir şey yok. Ama böyle talihsizlikler olunca kötü oluyor. Ondan sonra evden tam çıkıyorum. Tüp bitti.
Abi diyeceğiniz bu standart bir şey ama abi her şey tam üst üste geliyor ya. Her şey üst üste geliyor. Tüp bitiyor, o bitiyor. Bir de üstüne ne olmuş biliyor musun? Abi koca kış 2 tane klima çalıştırdım, tamam mı? Koca kış 2 tane klima çalıştırdım. Hiç kapanmadı. O bilgisayar, ondan sonra akvaryumun dalgası ıvır zıvır hiç kapanmadı. Aa abi 500 milyonun fazla üstü elektrik gelmedi. Tamam mı? 500 liranın üstü elektrik gelmedi. Ulan yaz geldi. Ulan yaz geliverdi. Dedim elektrik faturası düşer. Ne klima var ne bir şey. Buzdolabı, çamaşır ıvır zıvır, bilgisayar yine. Aynı şeyler ama klima yok. Ulan bu sefer 600 lira elektrik gelmez mi? Bir de oradan koydular. Vurun Orhan'a yaptılar. Vurun Orhan'a yaptılar. Oh my god dediler. Kameraya sinirlendim şu. Şimdi kamerada bozulacak, 5 milyar da oradan zarara girecek. Abi her yerden vurdular bize. Vurdular bize. Al dediler, kırdılar bizi. Yapacak bir şey yok ya. Allah sağ ol, sıhhat versin. Biz her türlü başaramayacağımız bir şey yok. Ne diyelim sevgili dostlar, nasip değilmiş ya. Her şey nasip, kısmet meselesi. Ama bazı iyi şeyler de oldu. Şimdi size bazı iyi şeylerden birkaç tanesini açıklayayım. Evet, bizim kardeşimiz getirmişti güvercinimizi. Şu an çift oldular, eş tuttular. Ben bunları çiftleşirken gördüm. Böyle gizli gizli yapıyorlar. Gördüm. Seni gidi tavuk gibi oldum maşallah. Çiftleşirken yakaladım bunları. Bunlar eş oldu, çift tuttu. Ondan sonra Ege diye Kuşadası'nda oturan bir kardeşimiz var. Mesaj attı. Abi dedi, sana bir tane güvercin göndermek istiyorum. Tabii dedim kardeşim, gönderebilirsin. Atladım motora. Ege'nin yanına gittim. Pata 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 pata. Ege dedim, selam aleyküm, aleyküm selam abi dedim. Bana bir tane güvercin verdi Ege kardeşim. Şimdi o güvercini sizlere de göstereyim onu hemen. Hemen şuraya koyayım ben bunu. O güvercin arkadaşlar dövdükleri için şu mangalı şuraya çekelim. Onu küpe koydum. Dövdükleri için böyle ama var ya, böyle bir dövüyorlar akılları zara böyle. Yumruk anam düşüyordum. Kroşe muraşe. Şimdi çıkartayım onu, görün siz burada. Evet arkadaşlar, Ege kardeşimizin bize getirdiği güvercin bu da. Aksakallı beyaz bir güvercin, görüyor musunuz? Şöyle güzel bir gölgeye geçelim. Gölgeye geçelim. Neler oldu şimdi? Gittim. Gittim sevgili dostlar Ege kardeşimizin yanına. Abi dedi, sana güvercin vereceğim, hediye edeceğim. Aldım. Bunu verdi bana. Garibim, çok seksi, çok güzel bir güvercinimiz. Ha, bacakları da tüy olmuş. Şunları temizleyelim. Aldım geldim. Koydum bunların yanına. Bu da dövmez mi? Bıldırcını bile dövdüler. Bıldırcını bile aldım, bununla yan yana koydum şimdi. Ağzını yüzünü kırdılar. Baksanıza şunların tiplerine. Yamuk yoluk oldu. Dövdüler. Şimdi bunu da ayıracağız kenara. Bu dursun biraz, büyüsün. Bu biraz daha ufak arkadaşlar. Bakın görüyorsanız yavru daha bu. Bu taklacıymış, öyle dedi. Efe kardeşimiz, ona da teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket sevgili kardeşim. Ben de alır mıyım? Aldım Efe kardeşimi, gezdirdim motosikletle pata pata pata. Arkasından dondurma yedik, birlikte gezdik. Ivır zıvır mıvır tıvır. Bunu şimdi alalım, tekrar koyalım. Şimdi müjdeli haberimize geçelim. Artık biliyorum, müjdeli haberler bunlar. Güvercin müvercin, her şey müjdeli. Ah kameramız. Burada bıldırcın da buraya koyduk şimdilik. Bunu buraya tekrar koyalım. Buraya kapağımızı tekrardan kapatalım. Evet. Geldik işin has noktasına. Sevgili dostlar ve sevgili kardeşlerim. Sonunda oh my god diyeceksiniz. Kümes bitti. Bitti ve kümes sonuçlarını sizler için açıklıyorum. Şimdi açıklamadan önce bir kümesi bir görün istedim. Şöyle bir o zaman kümes başlıyor.
Evet sevgili dostlar, ben tekrardan karşınıza çıktım. OTT Orhan Tüberkan. Evet sevgili kardeşlerim, kümesimizi gördünüz. Elimizden geldiği kadar imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Şimdi bunu boyayacağım ben. Güzel bir renge boyayacağım. O da sürpriz olsun. Hatta rengi de oylama yapalım mı arkadaşlar?